sizler de rahat. Yapmasın abi, bir şey olabilir. Biz bir yol üzerinde bir yerde duracağız. Gelemeyen arkadaşlara da halas maladık diyoruz. Sağ olun. Bir fotoğraf alalım. Evet. Teşekkürler. Mikrofonu tut. Bir saniye. Evet tabii. Bir saniye. Sağ olun. Saniye, çok saniye. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Acele etmeyelim. Acele etmeyelim. Geliş. Sağ olun. Tutar mısın? Şunu da tutar mısın? Evet. Ahmet Bey, herkes duruşsanız. Herkes hazır mı? Ona göre. Tamam, hazır. Hazır olmak güzel. Ama büyük bir grupluk hissediyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız, partimizin genel başkanları içeride, 70'in üzerinde belediye başkanı arkadaşlarımız içeride, hele hele birlikte aynı koğuşta kaldığımız Fırat Anlı ve Cebarlı Aygara'dan ayrılmak da kolay değil. Umut ediyorum ki Türkiye'de bir gün bir ortak akıl oluşur ve bütün olumsuzluklar, hukuksuzluklar ortadan kalkar. Bu ülkede artık ortak aklın hareket etmesi gerekir. Sorunları ortak akılla çözmenin dönemidir diye düşünüyorum. İnanın ki geçmişten bugüne geldiğimizde birçok dönemleri yaşadım. Ama sonuç olarak barışın ötesinde başka bir formül bulunamaz diye düşünüyorum. Ahmet Bey, yani sağlık konusunda problemlerim vardı. Ama dediğim gibi aslında içeri alınmamızda bir şey yoktu yani. Hukuklu bir dayanağı yoktu diye söyleyebilirim. Aileden kimse...